Merhabalar sevgili arkadaşlar. Süper Oyuncaklar kanalında Süper Oyuncak Yorum programına hoş geldiniz. Ben sunucunuz Örümcek Adam. Bu programda oyuncakları inciğini cinciğine kadar yorumlayacağız. İşte bugünkü yorumcumuz, kötüleri kötüsü, benim can düşmanım Goblin. Hobgoblin lütfen. Pardon. İşte bugünkü yorumcumuz, kötüleri kötüsü, benim can düşmanım Hobgoblin. Merhaba arkadaşlar. Merhaba böcek kafa. Evet arkadaşlar. Bugün oyuncak gelsin, yorumlayalım. Bu böcek kafayı fazlaca konuşturmayalım. Konuştukça saçmalıyor. Evet. Oyuncağı çağır bakalım böcek. Evet arkadaşlar. İşte bugünkü oyuncağımız Mega Bloks'un Ninja Kaplumbağalar serisi. Ve oyuncağımız gelsin. Şşş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 ş
köşedeki koca parmakla ne? Ama ocağa gelmesi için birisinin ocağı buraya getirmesi lazım. Olacak iş mi ya? Örümcek, her şeyi hatasız, kusursuz, komplike düşünmeniz lazım. Olmadı şimdi. Eksi, geliş, hatalı. Hadi ya, bu adamı da nereden bulduk ya? Evet arkadaşlar, oyuncağımız hatalı da gelse karşımızda. İşte Megablox'un Ninja Kaplumbağalar Pizzacı'da hesaplaşması serisi. İşte görmüş olduğunuz gibi Mikey. Mikey bir pizzacıda kötü robotlarla, kötülerle mücadele ediyor. Tabi bunu Hobgoblin'in anlaması imkansız. Çünkü her zaman iyiler kötülerle mücadele eder. Örümcek adam, sana bir çift lafı var. Şimdi bu kaplumbağa gelin. Adı ne? Mikeler Yellow. Peki orada neden yazıyor Mikey? Çünkü onun kısaltması. Olur mu ya? Koskoca Michelangelo'yu böl, çarp, çıkart, oraya yaz Mikey. Senin adın ne? Örümcek adam. Sana deseler örüm örüm. Nerede benim Adana dürüm? Sana yakışır mı ya? Bir de zaten bir böceğin süper kahraman olmasına zor kabullendik. Şimdi tut da kaplumbağanın da süper kahramana olmayı versin ya. Süper kahramanlık müessesine zarar veriyor. Olacak iş mi? Şöyle baktım, resmini beğendim. Ama yazdım eksiği. Unutma, örümcek. Sen de hiçbir şeyi beğenmiyorsun Hobgoblin. Bir de kutumuzun arka tarafına bakalım. Heh, geldi benim gene koca. Çevir bakalım, yazdım eksiği. Çevir. Evet, kutumuzun arka tarafı da su tankından sarkan kaplumbağamız Michelangelo'yu çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Heh, bu da bir şey mi ya? Buna da action diyorlar. Nerede benim patlayan bal kabaklarım? Nerede su kaplumbağası? Onca aç da rahatlayalım ya. Ne bu resmi? Baka baka ressam olduk ya. Hadi bakalım, onca aç. Evet arkadaşlar, oyuncak kutumuzu açtık. İşte parçalarımız. Bir dakika, bir dakika. Bu ne ya? Kutuyu açtık, içinde bir sürü incik boncuk çıktı. Ya Hobgoblin, sen de hiçbir şeyden anlamıyorsun. Bu yapılandırma oyuncağı. Bu parçaları kullanıp resimdeki yapıyı yapıyoruz. Ya olacak iş mi ya? Oyuncak dediğin kutuda çıkınca alır oynarsın. Bu ne ya? Ya Hobgoblin, bu hayal gücüne kalmış bir şey. İstersen bu parçaları değişik şekillerde birleşip farklı yapılar yapabilirsin. Abo, hayal gücü dediğin sadece rüyada olur. Hadi bakalım, ben hayal gücümü çalıştırayım, yatayım. Sen de hayal gücünü çalıştır, yap bakalım. Hayda, Diego, bu adamı nereden bulduk ya? Başımıza bela oldu. Evet arkadaşlar, oyuncağımızı nihayet tamamladık. İşte karşınızda Megablox'un pizzacıda hesaplaşması. Evet arkadaşlar, bir de oyuncağımızdan çıkan minik figürlere bakalım. İşte ilk başta kötü karakterimiz. Yani Michelangelo'yu ya da Ninja Kaplumbağalarını durdurmak için yapılmış olan robotik benzeri bir köpek. Peki bunu başarabilecek mi? Buna siz karar vereceksiniz. Onu bir kenara koyalım ve asıl karakterimiz Michelangelo'ya bakalım.
İşte ninja kaplumbağaların turuncu maskelisi, en neşelisi ve en oburu. Elinde tutmuş olduğu pizzayla zaten oburluğunu kanıtlıyor. Diğer elinde ise düşmanlarına karşı ustalıkla kullanmış olduğu nançikası. Ve aynı zamanda bu oyuncağa özel ninja kaplumbağamızın sırtında bir de ip mekanizması var. Bunu çekip kaplumbağamızı bıraktığınız zaman yukarı doğru çıkıyor. Gerçekten çok eğlenceli ve güzel düşünülmüş. Hadi Michelangelo, yukarı. Evet arkadaşlar, kendi ellerimle yapmış olduğum pizzacı dükkanına şöyle bir yakından bakalım. Kapısı, tabelası ve üstündeki tentesiyle detaylar gerçekten güzel düşünülmüş. İşte Michelangelo'muz ve Michelangelo'muzun üstünde ise bir de su deposu var. Bu su deposunun en güzel özelliği şuradaki görmüş olduğunuz düğmeye bastığınız takdirde su depomuz bu şekilde düşüp etrafa su parçaları dağılıyor. Nasıl? Eğlenceli mi arkadaşlar? Bu ses de ne ya? Çatır çatır. Beni güzellik uykumdan uyandırdınız. Aa, örümcek güzel de binayı yapmışsın valla. Sana bundan sonra inşaatçı böcek diyeceğim. Bizim evde de birkaç tane inşaat işi var. Gel kahramanı bırak da bizim orada çalış. İyi de para veririm. Kahraman karın doyurmuyor. Sabrettim. Yeter artık. Bu senin aklını başına getirir. Bu kadar çok da konuşulmaz. Evet arkadaşlar, böylece bir oyuncak videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu ve oyuncağımızı beğenirsiniz. Yepyeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hepinize hoşça kalın ve süper oyuncaklarla kalın. Ne diyorsun ya? Bir kere de konuşma. Tamam. Ağzındaki ağı çıkart, öyle söyle. Süper Ocaklar kanalına abone olmayı unutmayın. Hep söylemeyi unutuyorsun be inşaatçı böcek. İlk kez ağzından doğru düzgün bir laf çıktı. Hadi arkadaşlar, tekrar görüşmek dileğiyle. Bye. Öyle.